gördüm, bunların hepsinde var. Bunu da izlemedim. İki jet motorunu fark ettiler. Yerleşim bölgesi üzerinde acil durum yaşayan uçaktaki ekibin ve yerdeki başlarına gelecekten tamamen habersiz olan sivillerin hikayesi resmi kaza raporlarına ve görgü tanıklarının ifadelerine göre hazırlanmıştır. 4 Ekim 1992 tarihine gidiyoruz. Yer Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan ve yapımında 320 milyon euro harcanan Amsterdam Schiphol Havalimanı. İsrailli bayrak taşıyıcı firma olan El Al Hava Yolları'nın 1862 sefer sayılı kargo uçuşu New York'tan kalkış yapacak, ara durakların ardından İsrail'de bir kıyı kenti olan Tel Aviv'de son bulacaktı. Amsterdam Schiphol Havalimanı da New York'tan kalkış yapan uçağın ara duraklarının arasında yer almaktaydı. Amsterdam'a indiklerinde uçağa yakıt ikmali yapılacak, kargo yüklenecek ve uçuş ekibi değişecekti. Pilotlar Amsterdam'da uçağı yeni ekibe teslim etmeden önce uçakta bulunan 3 sorunu kayıtlar getirdiler. Gerçekleştirdikleri New York Amsterdam bacağında otopilotun hız göstergesinde dalgalanmalar yaşanmış ve telsizle ilgili sorunlar gözlemlemişlerdi. Pilotlar ayrıca 3 numaralı motordaki voltaj değerinde de dalgalanmalar gözlemlemişler. Aman şimdi bu adamlar söylüyor. Kesinlikle firmada diyor ki bir siz uçuşu gerçekleştirin sonra bakarız. Bize masraf çıkartmayın oraya, yeni uçuş yeni ekip falan. Uğraştırmayın bizi muhabbetimi. Uçak indikten sonra Amsterdam'daki bakım ekibi hemen müdahale ederek geçici süreliğine sorunların önüne geçmişler. Ne tesadüf ki saat 14.00 sularında o gün Amsterdam'daki bir spotter New York'tan gelen uçağın görüntülerini ilerleyen saatlerde uçağın başına ne geleceğinden tamamen habersiz şekilde kaydetmişti ve bu kareleri ölümsüzleştirmişti. Kokpit içerisine girecek olursak, uçuşun kaptan pilot koltuğunda 59 yaşındaki hayatını pilotluğa adamış 25 bin saat uçuş tecrübesine sahip kaptan Yitzhak Fuchs oturmaktaydı. 28 yıldır El Al Hava Yolları için çalışan Fuchs 25 bin saat tecrübesinin 9 bin saatini 747 uçaklarında deneyimlemişti. Ayrıca hava yollarında çalışmadan önce İsrail ordusunda savaş jeti pilotluğu yapmış Bu adam daha ne yapsın amına koyayım? Eski askeri bir pilottu. Fakat dakikalar sonra yaşayacağı acil durum havacılık tarihi için unutulmaz olacaktı. Şimdi burada da bir suikast geliyor benim de aklıma arkadaşlar. Hani eski savaşlarda mamaşlarda öğrendiği bildiği gizli bilgileri aktarmasın diye de bir suikast olabilir. Sağ koltukta kaptana göre daha az tecrübeli 32 yaşındaki Arnon Ohad oturmaktaydı. Yardımcı pilotun da 4000'den fazla uçuş saati bulunmaktaydı. Pilotların arka koltuğunda yine kaptan kadar tecrübeli, hatta 747'lerde daha fazla uçuş tecrübesi olan uçuş mühendisi Sofer oturmaktaydı. Onun da 15.000 saati Boeing 747'lerde olmak üzere 26.000 saat uçuş tecrübesi bulunmaktaydı. 25.000 saat uçtuktan sonra mı suikast? Ya bu... Ama gerçi yok, bu videoda yok yok dur karıştırdım. Bir dakika bir dakika. Videoyu karıştırdım ben, pardon. O öbür videoydu, onu izleyeceğiz. Hayatlarını uçmaya adamış uçuş ekibi başlarına geleceklerden habersiz şekilde uçağa binişlerini gerçekleştirdiler. Videoyu kısa bir ara vererek bazı izleyicilerde uçakların güvenli olmadığı yanlış algısını düzeltmek istiyorum. Vallahi bir pilotun gözünden. İçeriğiniz çok güzel baba. Eyvallah, çok saygı duyuyorum, mükemmel. Bu konuşmayı dinlemeden önce konuşmamı yapacağım. Bak geçen uçağa bindim, göt deliğim titredi. Vallahi diyorum bak, uçak inişte böyle bir sanki bir 2-3 dakika uzadı gibi hissettim. Bir tribe girdim. Ulan Allah korusun bir şey mi oluyor? Bir şey mi yaşayacağız? Bir iki titredi uçak falan. Direkt aklıma senin ses tonunla falan böyle videolar canlanmaya başladı. Bir kötü hissettim kendimi. Bu tip olaylar neticesinde... Göt deliği nasıl titriyor abi, gösterir misin? Şöyle kardeşim. Uçaklar günümüzün en güvenli araçları haline gelmiş bulunmaktı. Kendi uçuşlarımdan da kesitler koyarak bu yanlış anlaşılmanın bir nebze önüne geçmek istedim. Ayrıca günlerce emek vererek hazırladığımız videoların öne çıkması için aşağıda bulunan like butonuna basıp kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Şimdi 747 uçağının başına gelen trajik olaya geri dönelim. Ben size böyle bir canlı yayın açacağım bu arada. Benim kuzenim de pilot. Hani ayık olun. Ya vlog çekerim ya da canlı yayın. Ayık olun. Rahat takalım bir. Uçaktaki 3 kişilik uçuş ekibinin yanında El Al Hava Yolları'nda çalışan henüz 23 yaşındaki Anat Solomon Amsterdam'dan Tel Aviv'e gitmek için uçağa binişini gerçekleştirdi. Yasak abi yasak. Toplamda 4 kişi bu seyahati gerçekleştireceklerdi. Yakıt ikmali yapılıp kargo yüklenmesi tamamlanınca saat 18.05'te pushback aracı ile devasa boyutlardaki kargo uçağının taksi yapması üzere geri yetişi başlandı. Biraz uçaktan bahsedecek olursak. Mart 1979'da yapımı tamamlanmış bu Boeing 747 çoğu Boeing 747'den farklıydı. 747'lerin geneli yolcu taşımacılığından emekli olunca yolcu uçağından kargo uçağına çevrilerek hizmet etmeye devam ediyordu.
Fakat bu Boeing 747 fabrikadan kargo uçağı olarak çıkmıştı. Ekrana gelen burnunun açılması tasarımıyla oldukça kullanışlı bir kargo uçağıydı. Bu nasıl pilot uçağına çeviriyorlar amına koyayım? Çıkmıştı. Ekrana gelen burnunun ne kadar güzel duruyor lan. Açılması tasarımıyla oldukça kullanışlı bir kargo uçağıydı. 1979'da teslimi yapılan uçak 13 senedir El Al Hava Yolları çatısı altında işletilmekteydi. Taksiyi tamamlayan pilotlar saat 18.20'de pist başında oldular. Tecrübe kazanmak adına uçuşu daha az tecrübeli olan yardımcı pilot gerçekleştirecek, kaptan pilot gözlemci pilot olarak görev alacaktı. Yardımcı pilot gaz kollarını açarak devasa jete pistte hız kazandırmaya başladı. Saniyeler içerisinde kalkış hızı gelince 01 sol pistinden kuzey istikametinde kalkış gerçekleştirdiler. Havalandıktan kısa süre sonra irtifa kazanıp sağa dönmeye başladılar. Kalkış ve tırmanış aşaması sorunsuz gerçekleşmişti. Uçak içerisindeki kargo ve almış olduğu tonlarca yakıt ile birlikte tırmanış yapmaktaydı. Bir dakika! Bu kargo uçağı mı? Ha, yolcu yok bunda. Aman abi 3 kişi niye uçuruyoruz abi? 1 kişi koysun ya. Kargo yazıyor. Tamam da kargodan uçuş uçağına çevrildi sanıyorum ben. Tamam oğlum bu kargo okey. Bayağı bildiğin kargo tamam. Ben yolcuya dönecek sandım. Döndü sandım oğlum. Maalesef ki Amsterdam Schiphol Havaalanı'na giden rotalardaki tüm uçuş yolları yerleşim yerleri üzerinde bulunmaktaydı. Kalkış yapmış olan bu 747'de yoğun nüfusu şehrin üzerinden tırmanış yapıyordu. Schiphol yakınlarında bulunan bir gölün üzerine 6500 fite kadar tırmandıklarında uçuş ekibi bir anda çok yüksek bir ses duydu. Patlama sesine benzeyen sesin sebebi dev uçağın 3 numaralı motorunun uçağın kanadından ayrılmasından kaynaklanmıştı. Kanattan kopan 3 numaralı motor ileri doğru fırlayarak arızalı dedikleri motor ve kanadın hücum kenarına yani ön kısmına çarpmıştı. 4 numaralı motora çarpmasıyla birlikte onun da kanattan kopmasına sebep oldu. Bunlar da yetmiyormuş gibi kaldırma kuvveti üreten ve uçakların uçmasındaki en temel bileşen olan kanada hasar verdi ve kanattan 10 metre uzunluğunda bir parçanın kopmasına neden oldu. O esnada gölde teknede arkadaşıyla vakit geçirmekte olan bir polis memuru patlama sesinin ardından kafasını gökyüzüne çevirdi. Gökyüzünden göle doğru düşmekte olan iki uçak motorunu ve gökyüzünde oluşmuş olan gri dumanı gözlemledi. Parçaların uçaktan koptuğunu kolaylıkla fark etmişti. Patlamanın ardından kaptan pilot yardımcısına kontroller bende diyerek aerodinamiği bozulan ve sağa doğru sapmaya başlayan uçağın kontrollerini devraldı. Yardımcı pilot acil durum çağrısı yapmak ve kalktıkları meydana geri dönmek için hava trafik kontrollerine seslendi. İşte o gerçek kule konuşmaları ekrana geliyor. Çağrı yapar yapmaz pilotlar uçakta fazla yakıt olduğundan ve maksimum iniş ağırlığını aştıklarını bildiklerinden uçaktaki yakıtı boşaltmaya başladı. Henüz kalkış yapmış olan uçak içerisindeki tonlarca yakıtı boşaltmaya ve sağdan dönüş yapmaya başladı. Nasıl döküyor bayağı havadan aşağı mı döküyor? Milletin üzerine. Bu esnada Amsterdam'daki kontrolör uçağın acil durumda olduğunu onayladı ve havaalanı çevresinde olan diğer uçaklara seslenerek acil durumdaki uçağın rotasını iniş için temizlemeye başladı. Pilotlar acil durum çağrısı yapsalar da henüz acil durumun ne olduğunu, uçakta kaç kişi olduklarını ve yakıt durumlarını kontrolöre bildirmemişlerdi. Niyetlerinin ne olduğunu tam anlayamayan kontrolör tekrardan acil durumdaki uçağa çağrı yaptı. Pilotlar sırasıyla 3 ve 4 numaralı motorların güçlerini, ayrıca bu motorlardan beslenen hidrolik sistemlerini kaybetmişlerdi. Kaptan pilot motorlar gider gitmez kontrolleri devralıp uçağı düz uçurmayı bir şekilde başarınca pilotlar durumun ciddiyetini hemen anlayamamışlardı. Motorlardaki güç kaybının farkında olsalar da motorların kanattan koptuğundan ve kanadın hücum kenarından kopan parçadan haberdar değillerdi. Pilotlar kokpit camından dışarıya baksalar bile görüş açılarından dolayı en dıştaki motoru zar zor görebilirler. Bir şey diyeceğim, 27 kayıp diyor. Nasıl? Ha, binaya da binadakiler ölüyor. Ben o yüzden yolcu uçağı sandım oğlum. Camından dışarıya baksalar bile görüş açılarından dolayı en dıştaki motoru zar zor görebilirler. 3 numaralı kendilerine yakın olan motoru görme şansları zaten yoktu. O akşam Schiphol Havaalanı'nda 06 numaralı pist aktifti ve kontrolör acil durumdaki uçağı en kısa yoldan piste ulaştırmaya çalışıyordu. Uçaklar inerken rüzgarı karşıdan alacakları şekilde iniş yaparlar. Pist yönü rüzgarın geldiği açıya göre bilinir.
Kaptan pilot acil durumdaki uçağı 21 knot kuyruk rüzgarı olsa dahi en uzun pist olması sebebiyle Kiev'i pistine indirmek için kuleyle temasa geçti. Durumun ciddiyetinin henüz farkında olmamaları pilotların ve kontrolörün ses durumundaki rahatlıktan rahatlar evet işte. Çok sakinler. Uçak havaalanına oldukça yakın, sadece 7 mil uzaklıktaydı. İrtifaları ise 5000 feet olduğu için pistte yüksek kalmışlardı. Bu yüzden direkt olarak irtifa verip tek hamlede iniş yapmaları mümkün görünmüyordu. Özetle bulundukları mesafeye göre irtifaları oldukça yüksekti. Bu yüzden Amsterdam'ın çevresinde bir tur atacaklar ve bu esnada irtifa vererek uygun pozisyonla piste iniş yapmayı planlayacaklardı. Pilotlara bulundukları konumdan sağa 260 derece istikametine dönmeleri ve 2000 feet alçalmaları talimat verildi. Dönüş yaparlarken uçağın kanadındaki yüzey alanını arttırarak kaldırma kuvvetini arttıran flaplarını açmaya başladılar. Bu süre zarfında iç tarafta kalan flaplar bir numaralı motorun hidrolik sistemi tarafından çalıştığı için açılırken dış kısımda kalan flaplar dört numaralı motorun hidrolik sisteminden beslenemediğinden açılmıyor. Açılamamıştı. Dört numaralı motorun olmayışı uçağın hidrolik sistemini de etkilemişti. Ayrıca sağ kanadın hücum kenarında yani kanadın ön tarafında meydana gelen hasar yüzünden sol kanattaki slatlar uzarken sağ kanattaki slatlar açılmamıştı. Dengesi gidecek değil mi şimdi? Birinin açılıp diğerinin açılmaması pilotların başına gelecek büyük felakete de katkıda bulunacaktı. Uçak artık son yaklaşma rotasında 270 derece istikamet için sağa dönmeye başladı. Heading 120 standing maintaining. Watch 1862. Your speed is Again? Your speed? My speed is 260. 160. Okay, you have around 3 miles to go to touchdown. Speed is all yours. You are clear to land runway 27. Kaptan pilot yavaşlamak için uçağın burnunu biraz yukarı kaldırıyor ve hava hızını düşürüyordu. Uçak yavaşlamaya başladıkça sol kanatta sağ kanada göre fazla kaldırma kuvveti oluşmaya başlamıştı. Bu durumu kaldırma kuvveti formülünden yola çıkarak basitçe anlatmaya çalışacak olursak, kanatta oluşan kaldırma kuvveti hızın karesiyle orantılı olduğundan uçak hızlıyken her iki kanatta oluşan kaldırma kuvveti kontrol edilebilecek derecede birbirlerine yakınken uçağın hızı azalınca her iki kanatta oluşan kuvvet eşitliği bozulmaya başlamıştı. Ve sol kanatta sağa göre oldukça fazla kaldırma kuvveti oluşmuştu. Sol kanadın ön kenarındaki slatların açılması ve sağ kanattaki ya denge gidiyor işte uçağın oğlum. 10 metrelik parçanın kopması da anlamış gibi kafa sallıyor bir de anladım. Her iki kanattaki dengesizliğin oluşmasına katkı sağlayıp uçağın sağa doğru yatışına sebep olmuştu. Pilotlar uçağı kontrol altına alamıyor durumdaydılar. Pilot her ne kadar uçağı sola doğru yönlendirmeye çalışsa da uçak pilotun komutuna tepki vermemekte. Veremez ya nasıl? Şehre doğru alçalmaktaydılar. Yoğunluk yatış formülü. Açıları 90 dereceye kadar ulaşmıştı. Yatışın 90 dereceye ulaşması demek artık kaldırma kuvvetinin sıfır olması demekti. Hızla aşağıya şehrin içerisine doğru düşüyorlardı. Kaptan her ne kadar son saniyelerinde flapları ve iniş takımlarını toplamayı söylese de her şey için çok geçti. Uçak kilometrelerce hızla Amsterdam'da genel yarmış atmış lan binayı. Bizde göçmen ailelerin yaşadığı yerleşim yerindeki 11 katlı binanın 6. katına çarptı. Uçak içerisinde bulunan tonlarca yakıtın binanın içerisine yayılması sebebiyle büyük bir yangın çıktı. Ve yakıtın yanmasıyla birlikte koca bir duman tabakası gökyüzüne yükselmeye başladı. Çarpan uçak 31 daireyi yok etmişti. Ne 31 daire. Acı ki uçakta bulunan 4 kişi ve bina içerisindeki 39 kişi hayatını kaybetti. Birçok insan 2000 kişinin yaşadığı binadaki hayatını kaybeden göçmen sayısının çok daha fazla olduğunu fakat Hollanda hükümetinin bu sayı sakladığını savunmakta. Güvenilir bir jet olan Boeing 747'nin iki motorunu da aynı anda ve durduk yere kaybetmesinin sebebi neydi? Baba adamlar bildirmiş bakımsızlıktan işte ya adamların bildirdiği şeyi yalandan tamir edip çıkartmışlar adamı ya. Arkadaşlar modlar çalışıyor, sakin olun. Sizin bir tepki vermenize gerek yok. Sakin. Modlarımız çalışıyor.
Araştırmacılar teknede bulunan polis memurunun ifadelerini göz önünde bulundurarak öncelikle motorların konumunu tespit ettiler. Ve gölden uçak motorlarını çıkardılar. İncelemeye başladıklarında çok tuhaf bir şey fark ettiler. Uçak motorlarını kanata bağlayan 4 parça bulunmaktadır. Her birinin merkezinde pim ve içerisinde çelik civatalar bulunur. Civatayı mı sıkmamış amına koyayım? Normal şartlarda bu civatalar 5 tonluk jet motorunu taşıyabilecek kapasitededir. Araştırmacılar bu bağlantı parçalarından birinin koptuğunu tespit etmişlerdi. Enkaz içerisinden de civataları çıkartınca sorunun ne olduğunu anlamışlardı. Laboratuvarda 3 numaralı motoru tutan parçadaki kılcal çatlakları ve civatada oluşan metal yorgunluğunu fark ettiler. Bu milimetrik yarıklar her uçuşta genişleyerek en son kopma derecesine gelmiş ve uçağın 11 katlı bina üzerine düşmesine sebep olmuştu. Tamı tamına 14 santimlik çelik bir parça resmi olarak 43 kişinin hayatıyla sonuçlanmıştı. Kazaya dair bir başka söylenti de o gün uçak içerisine yüklenen kargo arasında İsrail'in silah yapımı için kullanılan... Bak baba, ben size diyorum, masum şeyler değil. Değil. Bak her şeyde bir bittiğini arayacaksın. Söylenti de o gün uçak içerisine yüklenen kargo arasında İsrail'in silah yapımı için kullanacağı bir takım radyoaktif maddelerin bulunduğuydu. Çünkü kazadan sonra bölgeye gelen kurtarma ekibi ve civarda yaşayan halk ciltlerinde olağan dışı yanıklar gözlemlediklerini bildirdiler. Kazadan sonra bölgeye ölenleri anmak adına bir anıt yapıldı. Boeing firması bu olaydan sonra tüm 747'lerin civatalarını güçlendirdi. Ayrıca uçakların bakım kontrollerini sıklaştırdılar. Evet, bu zaten bunu biliyoruz. Her videoda söylüyoruz. Havacılık tarihi kanla yazılır. Havacılık kuralları kanla yazılır. Kazadan sonra en önemlisi, bu tip metal yorgunluğunu saptamak için ses ötesi yeni cihazlar kullanılmaya başlandı. Kazada hayatını kaybeden uçaktaki 4, resmi olarak açıklanan 39 kişi ve belki de isimleri dahi gün yüzüne çıkmadan kayıplara karışan diğer göçmenlerin anısına. Bu suikast, ben size söyleyeyim. Bu suikast, bu da suikast. Amerika Başkanı'nın oğlunun uçağı okyanusun dibinde bulunuyor. Yah ya amına koyayım, böyle bir şey var mı lan? Kim inanır oğlum buna? İnanıyorsunuz mu bunun normal bir düşüş olduğuna? Kennedy ailesi diyor bak, Kennedy. Babası da suikaste gitmedi mi? Dedesi falandır herhalde. O Kennedy'ler mi bunlar?